Herkese selam arkadaşlar, ben Beyza. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eylül ayı okumalarıma bakacağız. Eylül ayında toplam 12 tane kitap okudum. Okuma sayım gitgide artıyor ve bu beni çok mutlu ediyor. 2024 yılı için okuma hedefimi 100 kitap olarak belirlemiştim. Bu hedefe yaklaşmam için şu an güzel ilerliyorum ama ipin ucunu birazcık kaçırırsam, yani birazcık okumalarıma ara verirsem hedefime ulaşamayacağımı bildiğim için kendimi salmıyorum. Ya bu bir zorunluluk değil tabii ki, hedef sonuçta. Ama yıllık okuma hedefimi tamamladığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Geriye dönüp baktığımda falan da. O yüzden 100 kitabı bitirmiş olmak 2024 yılı içerisinde de bana öbür yıl için çok büyük bir motivasyon ve tatmini verecek 2025 yılı için. Kısacası 2024 yılı okuma hedefimi tamamlamak için çabalıyorum. Bunun için ufak tefek hilelere de başvuruyorum. Mesela son zamanlarda çizgi roman okumaya da başladım. Gerçi çizgi roman okumaya başlamak benim için biraz hile amaçlı değil de hani hep başlamak istediğim bir şeydi ve kütüphaneden dolayı fırsat bulunca, kütüphanede çizgi roman rafları oluşturulmaya başlayınca okumaya başladım. Merak ettiklerimi alıp okuyorum. O yüzden okumalarımda hızlı bir artış söz konusu. Bir de yıl sonuna doğru eğer tamamlayamayacağımı hissedersem biraz şiir kitaplarına ve ince klasiklere başvurmaya başlayacağım. Böyle ufak tefek hileleri hepimiz yapıyoruzdur büyük ihtimalle. Son zamanlarda niye bilmiyorum ama üstümde acayip bir yorgunluk var. Kısa bir hastalık dönemi geçirdim. Hastalık dönemim kısa değildi. Yani sadece çok ağır atlatmadım. Biraz ayaktan atlatıyor gibiyim. Ama bu böyle bana aşırı bir bitkinlik ve yorgunluk veriyor. Sürekli yatmak istiyorum. Sürekli hiçbir şey yapmadan sadece yatağımda yatmak istiyorum. Ve göz kapaklarım ağır. Resmen başımda bir, yani başım vücudum üzerinde bir ağırlıkmış gibi hissediyorum. Mevsim geçişi hastalıkları nefret ediyoruz. Hepimiz topluca nefret ediyoruz yani. Çok uzattım. Kitaplar hakkında konuşmak için çok heyecanlıyım. Farkındaysanız bugün daha yavaş konuşuyorum. Çünkü gerçekten biraz konuşmaya bile mecalim yok ama bu videoyu artık daha fazla geciktirmeden çekmem gerekiyordu. O yüzden bugün çekiyoruz. İlk kitabım Bridgerton'ın 4. kitabı Rüyalar Gerçek Olsa. Bridgerton serisini okumaya devam ediyorum biliyorsunuz. Eylül ayında 4. kitabını okudum. Hatta Ekim ayı içerisinde girmiş bulunuyoruz şu an ben bu videoyu çekerken ve ben dün gece değil ondan önceki gece, 2 gece önce 5. kitabı da bitirdim. Her ay okuyorum. Hatta şöyle bir totemim var. Biliyorsunuz bir kitap kulübümüz var, Bibliofil Kitap Kulübü. Kitap kulübüyle toplantı yaptığımız akşamın gecesinde ben Bridgerton okuyorum sabaha kadar. Öyle bir totem yaptım. 5. okudum. Şu an 3 tane kaldı. 8 kitap zaten. Keşke şöyle bir şey olsa, 2025'e hiç geçirmeden bitirsem. Belki Ekim ayının ilerleyen zamanlarında 6.'yı da okurum. Ve 7-8'i de Kasım ve Aralık için paylaştırırım. Ve 2025'e yeni bir seriyle başlarız. Yeni bir uzun soluklu seriyle başlarız. Okumak istediğim birkaç tane böyle çok uzun seriler de var. Onlara başlarız. Böyle her ay bir kitabını okuyarak ilerlemek benim için çok keyifli oluyor. Zaten aynı tarz kitaplar. Biliyorsunuz Victorian tarih aşk tarzında. Biraz daha bunun modern versiyonu gibi bir seri Bridgerton serisi. Netflix dizisinden dolayı da çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Rüyalar Gerçek Olsa da yakın zamanda demesem de en son tarihlerde çıkan Bridgerton'ın 3. sezonunda Penelope ve Colin'in hikayesini işliyor. Yani serinin 4. kitabı dizideki 3. sezon aslında. Colin ve Penelope'nin hikayesi herkes tarafından çok böyle beklenen bir hikayeydi. Çünkü Penelope'nin büyük sırrından dolayı. Ya zaten kitabın tarzı o kadar böyle naif ki. Böyle heyecanlar var, aksiyonlar var. Böyle çok hızlı ve akıcı bir şekilde ilerliyor her şey. Ama bir yandan da o kadar böyle naif bir güzelliği var ki. Ama naif ve şık bir güzelliği de var. Bridgerton'ın en sevdiğim şey de o. Böyle atmosferi diğer tarih aşk temalı kitaplardan biraz daha modern versiyona yaklaştığı için daha böyle bir sıcak hissediyorum. Biraz vintage oluşu da hoşuma gider tarih aşklarda ama bu modern tarih aşk olayı da hoşuma gidiyor açıkçası. Bridgerton haricinde böyle bir seriyi de okumadım. İlk deneyimim olduğu için bende yeri farklı. Seriyi zaten çok severek izliyordum dizisini. Ama kitaplarını böyle anlık bir gazla okumaya başladığımda da ilk okumaya başlamışım diyorum her seferinde. Benim hala en sevdiğim kitap, serideki en sevdiğim kitap 2. kitap Kate ve Anthony'nin hikayesi. Çünkü o karakterleri en sıcak hani hissettiğim karakterler onlarda, erkek karakterde de karakterler arasında da en sevdiğim Anthony'ydi. Hikayelerini en beğendiğim çiftimiz Anthony ve Kate'ti. O yüzden hala 2. kitap en favorim. Diğer karakterleri de çok seviyorum. Diğer hikayeler de çok güzel. 4. kitapta arkadaşımın abisi temalı bir kurgu var aslında. Biliyorsunuz Elois Bridgerton'la Penelope çok yakın arkadaş oldukları için Colin de Elois'in abisi olduğu için arkadaşının abisi de yıllardır aşk duyan, yıllardır hayranlık duyan Penelope sonunda muradına eriyor diyebiliriz. Çocukluktan beri birlikte büyüyorlar. Yakın bir çevrede büyüyorlar. Zaten sosyetenin içinde büyüyorlar. Ve Penelope Colin'e yıllardır bir hayranlık besliyor aslında. Sonra Colin aslında Penelope'yi hem küçük kız kardeşi gibi görüyor. İlerleyen zamanlarda da böyle bir arkadaşlık kurmaya başlıyorlar. Ortak fikirlerinden kaynaklı.
Yıllar geçiyor ve Penelope artık sosyetenin içerisinde evde kalmış bir kız gözüyle görünmeye başlıyor. Colin de dünya turuna çıkıyor, dünyayı gezmek istiyor. Londra sosyetesinin içinde bulunmaktan pek hoşlanmıyor. Sonra Londra'ya döndüğü bir seferinde de Penelope'de bazı değişiklikler fark ediyor ve bu değişiklikler onda hayranlık uyandırmaya başlıyor tahmin edeceğiniz üzere. Sonra bunların arkadaşlık sohbetleri biraz daha derinleşiyor ve zaten Penelope Colin'e aşıkken Colin de Penelope'ye hayranlık duyarak aşık olmaya başlıyor. Sadece şöyle bir sorun var. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur artık sosyal medyada da hani patladığı için Penelope'nin büyük bir sırrı var ve Colin bu sırrı öğrendiğinde ilişkileri nasıl bir dinamikte ilerleyecek bunu da merakla okuyoruz kitabın sonuna doğru. Ben yine çok keyifli okudum. Rüyalar Gerçek Olsa'yı kaç puan vermişim? 8 puan vermişim. Böyle 9-10'luk wow'luk bir seri değil ama keyifliydi. Gerçekten çok keyifli okunabilecek bir romantik kitaplardan bir tanesi. Daha sonra iki tane çizgi roman okudum Eylül ayının başlarında. Bir tanesi Meryem Çimen Kıvılcım tarafından yazılan Oğuz Kağan çizgi romanı. Bu çizgi romandan biraz bahsetmek istiyorum açıkçası. Çünkü çizgi roman deyince ilk akla gelen şeyler hani Marvel, DC çizgi romanları oluyor. Fantastik ve daha çok bilim kurgu temalı çizgi romanlar oluyor. Ve yerli sektörde, yerli çizgi roman sektörüne çok hakim olmasam da bu sektöre çok fazla bir içeriğimiz yok. Tarkan biraz bu işi görüyor ama Oğuz Kağan çizgi romanı benim için benim gözümde okuyunca o kadar şaşırmıştım ki Marvel sinematik evrenine o kadar böyle yaklaşmış bir kalitedeydi ki çok beğendim. Yani çok beğendimden kastım tabii ki geliştirilmesi gereken noktaları vardır. Kurguda da konu olarak hikaye bazında da geliştirilmesi gereken noktaları vardır. Ama Oğuz Kağan hani bizim tarihimizdeki hem bir efsane olan hem de gerçekten tarihte yer alan bir karakter olarak Oğuz Kağan'ı böyle bir süper kahraman evrenine yansıtarak hem tarihten ilham alarak gerçekleri biraz yansıtıyor hem de biraz hani doğaüstü şeyler de giriyor işin içine falan. Oğuz Kağan bir süper kahraman bu çizgi romanda ve geçmiş işte o dönemde Oğuz Kağan'ın yaşadığı tarihteki o dönemle günümüz modern teknolojisi uyarlanarak bir hikaye ortaya çıkarılmış. Ben çok beğendim. Çok çok beğendim. Bence gerçekten geliştirirse çok güzel bir seri çıkar ortaya. Belki çıkmıştır da bilmiyorum. Ben hani birinci cildini okudum. Birinci ciltti galiba. Ya da diğer ciltleri var mı bilmiyorum. Oğuz Kağan çizgi romanını okudum. Bir yerlerde denk gelirseniz bence kesinlikle bir göz atın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çizimleri falan da çok başarılı zaten. O yüzden çok beğendim. Yani yerli çizgi roman sektöründe çok başarılı bir iş olmuş bence. Daha sonra Sezgin Burak zaten yerli çizgi roman sektöründe hazır lafı açılmışken çok başarılı bir isim ve onun Tarkan serisindeki kitaplarından birisi Honoria'nın Yüzüğünü okudum. Tarkan serisinden yani biliyorum zaten her yerde sık sık karşıma çıkan bir seri çizgi roman incelediğim raflarda. Ama daha önce hiç okumamıştım. Okuma fırsatı adamakıllı oturup okuma fırsatı bulamamıştım. Honoria'nın Yüzüğünü okudum. Galiba bunun zaten filmi de var. Bu şuralarında kocaman dikenler olan böyle keltoş böyle bir şey var ya. O şeyin yer aldığı o filmin çizgi romanı. Bunu yani diğerinden daha az beğendim tabii ki. Oğuz Kağan'ı hani öyle bir şeyle karşılaşmak beni hani çok hem şaşırtmıştı hem de çok beğenmiştim. Tarkan'ı yine keyifle okudum. Yani güzeldi. Çizimle biraz daha aslında çizgi filme yakın. Diğerinin animasyona yakın. Yani böyle daha çizgileri daha derin. İkisini de beğendim ama Oğuz Kağan'ı daha çok beğendim. Kısaca böyle özetleyeyim. Keyifliydi çizgi roman okumak. Daha sonra bir tane lacivert klasik sıkıştırdım araya. Biliyorsunuz ben zamanında Amazon'un büyük indirimden lacivert klasik almıştım. 20-22 tane falan. Ve bunlardan sadece bir tanesini okudum. 2-3 yıldır falan kitaplarımda bekliyorlar ve hiç elime alasım gelmiyor. Böyle aklıma geldiği anda elime bir tanesini atıp okumaya karar verdim. Ve Anton Çehov'un Müzikleri geldi elime. Çehov'dan ben daha önce tiyatro kitaplarını okudum. 2-3 tane falan tiyatro kitaplarını okudum. Bu muhtemelen okuduğum 4. kitabı. Çehov'un tiyatrolarını çok beğeniyorum. Özellikle 6. Koğuş kitabı zaten hani en sevilen novellalarından bir tanesi. O tiyatro değil bu arada. Kısa bir novella gibi bir şey. Hani kısa roman tarzında bir şey. Onu ben lise sonunda okumuştum ve psikolojik olarak çok etkileyici bulmuştum. Daha sonra okuduğum tiyatro metinlerini de çok beğenmiştim. Vanya Dayı ve Vişne Bahçesi'ni okumuştum galiba. Galiba bir tane daha okumuş olabilirim ama hatırlamıyorum. Bu da 4. okuduğum kitap Müzikler. Bu bir tiyatro metni değil, kısa bir öykü. Öykü denir mi bilmiyorum ama roman. Kısa bir roman diyelim. Öykü demeyelim. Müzikler de bir aile üzerinden, bir köyde daha doğrusu tamam yani aile odaklı başlıyor ama bir köyün de hani hiyerarşik durumundan bahsediyor. Sınıfsal demeyeceğim çünkü bir aileyi ele alıyor ama maddiyatın hiyerarşide ne kadar etkili olduğunu bir köy üzerinden anlatıyor ve insanların hani maddiyata bağlı olarak yaşamlarında karakterlerinin de nasıl yönlendiğini
anlatıyor. Bir aile şehirde, şehir yaşantısında batarak köydeki ailesinin evine dönüyor. Adamın ailesinin evine dönüyorlar. Ve orada herkesin durumu çok kötü. Köydeki çoğu kişiyle aynı şekilde. Evlerde durum çok kötü. Evde 20 kişi falan yaşıyorlar küçücük bir evde. Isınmaya çalışıyorlar, barınmaya çalışıyorlar. Bir yandan hayatta kalmaya çalışıyorlar kısacası. Ve köyün başka bir köşesinde de çok zengin bir aile var tahmin edeceğiniz üzere. Aslında kitaba baktığımızda böyle elle tutulur seçebileceğimiz şu olay oluyor diyebileceğim hiçbir şey yok. Ama bu yaşantıda böyle 30-40 sayfalık bu okuduğumuz kitapta o yaşantıya böyle bir göz atıyoruz ve o sınıfsal ayrımlara göz atıyoruz. Yani etkileyici aslında ama böyle şu dersi çıkardım diyebileceğim bir kitap değil. Ama o dönemin, aslında bu sadece belli bir dönemle alakalı değil. Her dönemde, her yılda, her sene, yani hangi yüzyılda olursa olsun yaşanacak bir şey bu. Durumu iyi olanlar ve durumu iyi olmayanlar arasında hani maddiyat açısından yaşanabilecek bir şey. Kitabı beğendim mi beğenmedim mi tam anlayamıyorum. Bu lacivert klasiklerin böyle bir olayı var. Yani aslında güzel bir kitap ama daha derinleştirilse çok iyi bir kitaptı diyebilirim belki. Kısa böyle kaldığı için tam bir şey söyleyemiyorum. Hani konunun ele alınma şekli çok güzel ama biraz daha derinleştirilse, karakterler biraz daha derinleştirilse, olaylara böyle birkaç bir şey daha eklense ve mesela vurucu bir şey daha eklense, aa çok iyiydi, çok başarılı bir kitaptı, etkileyiciydi diyebileceğim belki ama şu an böyle 40 sayfada, şu 40 sayfada diyemiyorum gibi. Ya kısa klasik okumayı çok sevmiyorum ben galiba. Buna karar veriyorum her seferinde. Daha sonra göstereceğim diğer kitaplar. Bu ay gerçekten çok fazla romantik kitap okudum. Üst üste. Sonbahara giriş şeyi oldu galiba bana. Böyle bir şey geldi yani neden bilmiyorum. Sürekli canım romantik kitap okumak istedi. Arka arkaya. Birini bitirince böyle hemen yeni bir tanesine başlamak istedim. O yüzden ilk olarak elime Ali Hazelwood'un Aşk Hipotezi geliyor. Bunu zaten okuma planında göstermiştim. Ali Hazelwood'dan bu ay toplam 4 tane kitap okudum. Okuma planımda gösterdiğim için. Aşk Hipotezi, biliyorsunuz Hazelwood'un zaten ülkede patlama noktası olan kitap ve ilk kitabı bile olabilir tam bilmiyorum ama hani patlayan, yazarı patlatan kitap bu kitap. Herkes o dönem o kadar beğendi ki işte çok iyi, Adam Doktor, bilimsel bir aşk falan filan böyle sürekli bunları duyuyordum. Ya keyifli bir kitaptı ama ben o kadar fazla yükselmedim galiba. Romantik kitaplarda yükselmek istediğim kadar yükselmedim. Sebebi de tamamen şeyden kaynaklı. Erkek karakterin karakteristik özelliklerinden kaynaklı. Erkek karakterde ben biraz daha böyle daha baskın ve ön plana çıkacak hayatta yani tarzda tipleri seviyorum. Buradaki karakterimiz, erkek karakterimiz doktor. Ya yine baskın bir karakter tabii ki ama hani kendi alanında ben böyle bu kadar bilimsel oluş falan beni çok cezbetmedi. Bu kadar heyecanlandırmadı. Bir de erkek karakter ilişkide de çok böyle şey değildi, hani baskın değildi. Ya böyle ağır abi şu bu falan filan gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama hani biraz daha böyle daha ön plana çıkan bir erkek karakter daha hoşuma gidiyor benim açıkçası. Hem naif desen tamamen naif bir karakter de değil, çok baskın desen baskın bir karakter de değil. Arada kalmış bir karakter Adam, buradaki Adam. O yüzden kitabı böyle çok sevemedim. Özür dilerim çok sevenlerden. Ama konu olarak çok keyifliydi. Çok tatlı bir hikaye. İkisi de doktor. Aslında bilim insanı. Doktor da demek istemiyorum. Bilim insanı ve okuldan bu profesör, erkek karakter profesör, kız da stajyer doktor gibi bir şey. Sonra arkadaşına bir şey yüzünden yalan söylemek zorunda kalıyor ve Adam'la sevgili olduğunu söylüyor. Mecburiyetten kaynaklı ve bunlar bir sahte ilişkiye başlıyorlar tahmin edeceğiniz üzere. Bu sahte ilişkiden sonra Adam'ın buz gibi olan karakteri yavaş yavaş ısınıyor. Hem kıza karşı hem de herkese karşı falan. Böyle bir dönemi okuyoruz ve böyle bir ilişki okuyoruz. Keyifliydi ama o kadar da beğenmedim. Kaç puan vermişim? Yine 8 puan vermişim yani. Yine kıyamayıp 8 puan vermişim ama belki biraz 7'lik. Yani 7'ye yakın bir kitaptı benim için. Daha sonra konuşmaktan çok keyif aldığım bir seri, Chestnut Springs serisinin 3. kitabı Çaresiz'i okudum. Çaresiz'de biliyorsunuz okuma planımda söylemiştim. Buradaki erkek karakterimiz neydi adı? Jasper. Jasper bu serideki çiftlik ve rodeocu erkek karakterlerin arasında, yani tam aksine hokey oyuncusu. Ailedeki erkeklerin yakın bir dostu ama hani kardeş gibi büyüyorlar. Jasper ve o ailenin kuzeninin, o ailedeki bir kuzenin çocukluk aşkı olarak başlayan ve yetişkinlik döneminde de neden bir aşk hikayesini okuyoruz. Şöyle anlatayım. Jasper ve buradaki Solane diyeceğim karakteri. İsmini okuması çok zor çünkü Solane diye ben biraz daha böyle Fransızca'ya yakın bir isim olarak telaffuz ettim okuma sürecimde. Jasper ve Solane çocukluktan beri aslında tanışıyorlar hani çiftlikten dolayı.
Sonra Ray'in ailesi çok zengin. Jasper daha hani fakir bir ailede büyüyüp daha sonra hani hokey oyuncusu olduktan sonra kasabanın yıldızı haline geliyor. Sonra Soleil'in bir anda evlileneceği ortaya atılıyor. Yani bir babasının iş anlaşmasından dolayı iş arkadaşının oğluyla evlenecek ama oğlan tam bir hödük zaten tahmin edeceğiniz üzere. Jasper ve Soleil'in de çok yakın arkadaşlar. Jasper tahmin edeceğiniz üzere Soleil'in evlenmesini istemiyor. İçten içe bir kıskançlık duymaya başlıyor ama bunu aşk diye adlandırmıyor. Hani çocukluktan beri o benim arkadaşım diye düşünüyor. Ama Soleil'in Jasper'a çocukluktan beri aşık olduğunu da herkes biliyor. Sonra Jasper tahmin edeceğiniz üzere Soleil'i kıskanmaya başlıyor bu evlilik sürecinde ve düğün günü Soleil'i kaçırıyor. Aslında isteyerek bir kaçırma, hani kızı istemeden kaçırmıyor ama bir olay yaşanıyor ve düğünden birlikte kaçıyorlar. Sonra da birbirlerine aşık olmaya başlıyorlar. Bir ilişki içerisine girmeye başlıyorlar. Jasper da artık hani Soleil'e aşık olduğunu kabullenmeye başlıyor gibi bir şey. Şöyle, Jasper'a ben gıcık oldum. Bunu böyle dan diye söylemek istemiyorum ama diğer Chestnut Springs erkeklerine göre bence Jasper gerçekten biraz daha böyle alt basamaklarda kalan bir karakter oldu. Sebebi şey, nasıl diyeyim, tamamen huyları. Sevmedim. Jasper'ın huylarını sevmedim. Kıza karşı davranışını sevmedim. Yani kitabın başlarında Soleil'in hani hayır işte Soleil'in de ben olamayız falan filan deyip işte ben çocukluktan beri hani farkındaydım ama onun bana aşık olduğunu istemiyordum falan deyip sonradan büyüyünce de aslında ben seni çocukluktan beri seviyordum, ben de seni seviyordum moduna böyle don diye bir geçiş yaşandı. Başlarda böyle hiçbir şey yoktu, sonra hızlı bir şekilde gerçekleşti ve Jasper'ın duygularının samimiyeti bana geçmedi açıkçası. Soleil çok tatlı bir karakter bana kalırsa ve güçlü kadın karakter olup hem sevimli olan karakterler var ya, tam öyle bir tip. Ama Jasper'a ben gıcık oldum ya. Soleil'inle ilişkisinde gıcık oldum. Jasper'ı bir yan karakter olarak çok severdim belki diğer kitaplarda ama bilmiyorum. Yani Jasper'ı çok beğenemedim. Kitapta ilişkilerinde yaşanan bazı olaylara da çok gıcık oldum. Beni çok soğuttu. O yüzden ben kitaba 6 verdim. Chestnut Springs'in hatta okuduğum romantikler arasında bile en düşük bulduğum kitaplardan bir tanesi. Daha sonra Ali Hazelwood'un diğer kitaplarından aynı çatı altında okudum. Bu kitapları arka arkaya okumadım ama böyle birlikte yorumlamak istiyorum. Bu kitaplar normalde yurt dışında üçü tek bir kitap içerisinde çıkmış. Çünkü üçü 3 kişilik bir kız arkadaş grubunun ayrı ayrı ilişkilerini anlatıyor. Şöyle, ilk kitap aynı çatı altında da kadın karakterimiz bir adamla, bu adamla aynı evi paylaşmak zorunda kalıyor. Ev arkadaşı olarak başlıyorlar. Birbirlerine gıcık oluyorlar tabii ki. Adam bir avukat, kız da çevre bilimci bir bilim insanı. Ve bunların atışmaları sonradan bir aşka dönüşüyor. Bu çok tatlıydı. Bence bu bunların arasından galiba en sevdiğim olabilir aynı çatı altında. Ama sıfırın altındayı da çok beğendim. Şimdi ikisi arasında kaldım galiba ama aynı çatı altında çok keyifliydi. Daha sonra ikinci olarak Aşk Çıkmazı. Aşk Çıkmazı'nda da yine bu ekipten, bunlar zaten üniversitede arkadaş oldukları için çevre bilimci bir bilim insanı. Bilim insanı da demek istemiyorum ama avukat ya da iş dünyasında çalışan birisi. Mühendismiş, pardon. Çevre bilimci bir mühendis. Bu adam da yine mühendis. Bunlar aynı binada farklı şirketlerde çalışıyorlar. Bir şekilde tanışıyorlar ve bir şey yaşanıyor sonrasında. Bunlar başta birbirlerine sinir olsalar da. Ya başta aslında çok tatlı bir şekilde başlıyor bunların ilişkisi. Sonra arada bir yanlış anlaşılma yaşanıyor ve o arada ikisi de birbirinden nefret ediyor. Sonra tekrar barışıyorlar tesadüf eseri bir şekilde falan. Böyle kısa tatlı bir hikayeydi. Bunda da aslında galiba bunu daha çok beğenmiş olabilirim. Ya aynı çatı altındaki erkek karakteri daha çok beğendim. Ama bunda da ilişki daha güzeldi, daha ön plandaydı. Yine burada da ikisi de mühendisler ve NASA'da çalışıyorlar. Kız bir göreve gidiyor. Kuzey Kutbu'nda bir göreve gidiyor. Ve orada mahsur kalıyor. Oğlan da gelip onu kurtarıyor. Çok romantik, gerçekten hiç klişe değil. Bu şekilde bu üç kitap aslında gayet keyifliydi yani. 120 sayfalık. Böyle oturup kafanızı dağıtacağınız, böyle bir film izliyormuş gibi okuyabileceğiniz çok tatlı kitaplardı. Keyifli okudum bunları da. Hepsine 7 puan vermişim. Aynı çatı altında 8 puan vermişim. Aşk Çıkmazı'na 7 puan vermişim. Sıfırın altında da 7 puan vermişim. Evet. Otomatik olarak aynı çatı altında zaten zirveye yerleşti. Aynı çatı altındanın diyalogları çok keyifliydi ve daha uzun bir süreci anlatıyordu. O yüzden galiba en çok bunu beğendim. Daha sonra arada okuduğum Puslu Kıtalar Atlası var, İhsan Oktay Anar'dan. Puslu Kıtalar Atlası'nı ben kütüphaneden alarak okudum ve 20. yıla özel baskısını okudum. Böyle krem renkli tonlarında, bildiğimiz o yeşil kapaklı değil de başka bir baskısını okudum ve çok güzeldi. Ciltli bir baskıydı. İhsan Oktay Anar'dan ben daha önce başka bir kitap okumamıştım. Kitap kulübünün seçilen kitabı olduğu için okudum ve çok beğendim. Puslu Kıtalar Atlası
Çok değişik bir kitaptı. Mistik diye tanımlamak istiyorum. Daha iki gece önce kitap kulübüyle bu kitabın toplantısını yaptık ve edebiyatçı olan bir arkadaşımız kendi yorumlamasını yaparken postmodernizm tarzında yazılmış bir kitap olduğundan bahsetti. Ve benim için böyle bir aydınlanma yaşandı. Kendi bilinçaltımda bir aydınlanma yaşandı. Çünkü Puslu Kutular Atlası tam olarak neyi anlatıyor ben size ifade edebilir miyim emin değilim. Osmanlı döneminde, arkadaşım söylediğine göre Kanuni döneminde yaşanan bir olay silsilesini anlatıyor. Ama o kadar böyle birbirinden bağımsız ama birbiriyle de alttan bir şekilde bağlantılı hikayeler anlatılıyor ki çok değişikti. Ben bu kitabın konusunu size şöyle oldu şöyle oldu diye anlatamayacağım. Özür dilerim. Ama kendi yorumlarımı aktaracak olursam aslında ne okuduğunuzu çok anlayamıyorsunuz ama bir yandan da o kadar akıcı ki. Ben kitabı bir gecede 200-250'ye kadar geldim böyle bir şekilde başlayıp çok hızlı bir şekilde aktı. Bir sürü karakter var, bir sürü olay yaşanıyor ama kitabın sonunda da böyle hepsi birbiriyle bir şekilde bağlantılı oluyor. Ben bu hikayeleri çok seviyorum. Hani başta birbirinden bağımsız görünen olayların ve bağımsız karakterlerin kitabın sonunda birdenbire aslında her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu keşfettiğinizde böyle bir ufak bir şaşkınlık, tatlı bir şaşkınlık yaşıyorsunuz ya, bunu çok seviyorum. Puslu Kutular Atlası'nda da böyle oldu ve değindiği olaylar çok güzel. Hikayenin böyle bir Osmanlı tarihi üzerine oturtulmuş olması ve bir yandan da böyle o mistik havası, hani doğaüstü bir şeyler var gibi hissediyorsunuz ama aslında bir yandan dini bir boyutu falan da var. Yani o kadar böyle her şeye parmak basan bir kitaptı ki, her konuya böyle dokunmuş bir kitaptı ki çok güzeldi. Puslu Kutular Atlası'nı çok beğendim ve kesinlikle elimde olmasını istiyorum. Kütüphaneme eklemek istiyorum. Hatta keşke bulsam da bu okuduğum baskısını, özel baskısını ekleyebilsem. Çok beğendim ve İhsan Ökte Yanar'ın diğer kitaplarını da okumak istiyorum. Daha sonra Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın kitabını okudum. Orhan Pamuk'tan da okuduğum ilk kitaptı ve bunu da çok beğendim. Orhan Pamuk biraz önyargılar toplayan bir yazar. Kırmızı Saçlı Kadın'da beni etkileyen bir şeyler vardı. Kitap aslında İstanbul'un böyle şehirleşmeye başladığı bir dönemde küçük bir çocuğun bir ustayla birlikte kuyu kazmaya bir bölgeye, beldeye gitmesiyle başlıyor. Dağın tepesinde kuyu kazmaya başlıyorlar ama o kuyu kazma sürecinde baba oğul ilişkisine oldukça değiniyor. Babalığını yaşayamadığı, kendi babasıyla yaşayamadığı baba oğul ilişkisini ustasıyla kurmaya çabalayıp ama bir yandan da usta çırak ilişkisinin dengesini sürdürmeye çalışıyorlar ve onun da tamamen dışında insan olarak başka şeyler, başka duygular da hissediyor. Nefret karışıyor bazen araya. Yani çok değişikti. Gerçekten çok etkilendim ben bu kitaptan. Bilmiyorum. Kırmızı Saçlı Kadın'ı çok beğendim. Bu kuyu kazma sürecinde yakıtardı bir kasaba var ve çocuk demeyeceğim, hani genç yani 16-17 yaşlarında. O kasabada bir tiyatro oynanıyor. Oraya gittiğinde orada bir kadın görüyor. Kırmızı saçlı bir kadın görüyor ve ona hayranlık duymaya başlıyor. Ona hayranlığı biraz daha aşka dönüşmeye başlıyor platonik bir şekilde. Ve bu aşkın yine kendi duygusal durumuna yansımalarını da okuyoruz. Yani sadece kendi içinde yaşamıyor, ustasıyla olan ilişkisini de etkiliyor mesela. Ve sonrasında bir olay yaşanıyor. Ben o kadar böyle bir dumura uğramıştım ki bu olayı okuduğumda. Sonra bu olayın onun ilerleyen yaşamına yansımalarını da okuyoruz kitabın ikinci yarısından sonra da. Bilmiyorum. Çok ifade edemedim. Çok spoiler vermek de istemiyorum çünkü bu kitapla alakalı. Ama ben çok beğendim Kırmızı Saçlı Kadın'ı. Orhan Pamuk'un diğer kitaplarını da okumak istiyorum. Son olarak da şu kitabı okudum. Chestnut Springs'in dördüncü kitabı Pervasız. Artık son bir kitabı kaldı. Onu da yakın zamanda okuyacağım galiba. Ekim ayı içerisinde okuyacağım. Pervasız'ı çok beğendim. Çok tatlıydı gerçekten. Bayıldım yani bu kitaba. Bunda da birinci kitaptaki kadın karakterimizin ablası. Yine birinci kitaptaki erkek karakterin de rodeocu olarak yetiştirdiği böyle öğrencisi gibi bir şey. Ve aslında aralarında 2 yaş falan var. Kadın daha büyük. Kadın karakter daha büyük. Ama bu böyle hiç önemli değildi yani kitapta. Hiç böyle rahatsız edici bir şey yoktu ya da hani ne bileyim hiç önemli değildi yani. Ve bunlar tabii ki nefretle doğan bir aşk kısacası. Kadın eski evliliğiyle alakalı sorunlar yaşıyor ve boşanma sürecindeyken bunlar hani tanışıyorlar. O zaman tanışıyorlar. Sonra adamdan çok etkileniyor kadın ama hayatında yaşadığı saçma sapan olaylardan kaynaklı. Bunu hani çok önemsemiyor. Hayatının merkezine almıyor tabii ki. Sonra bir şey yaşanıyor. Ya bunu söyleyeyim mi ya? Ya bence bunu söyleyeyim. Bence de söyleyeyim. Spoiler olabilir. Tamam mı? Burayı hızlı geçin. Yani önümüzdeki birkaç dakikayı hızlı bir şekilde geçin. Şöyle bir şey oluyor. Bunlar bir gece birlikte oluyorlar. İlk tanıştıkları gece daha doğrusu. Gerçekten ilk tanıştıkları gece birlikte oluyorlar. Cinsel bir çekim hissettikleri için. Daha sonra da kız hamile kalıyor.
Bu spoiler değil. Gerçekten ilk 50 sayfada falan gerçekleşen bir şey. Sonra kız hamile kalıyor. Ama sonra bir yanlış anlaşılma yaşanıyor ve oğlan, adamın onu bırakıp gittiğini düşünüyor. Aslında adamın hamilelikten haberi yok. Ama kız adama söylediğini düşünüyor ama adam haberdar olmamış. Adam haber verdi ama adam haberdar olmamış. Ve aradan birkaç sene geçtikten sonra, galiba 1-1,5 sene falan geçiyor. Çocuk doğuyor. Kadın hani çocuğu doğuruyor. Sonra adam bir gün kasabaya geri dönüyor ve çocuğu var hani kadının. Aşık değildi tabii ki birlikte oldukları gece ama hadi ya kaçtım uçuran tarzında üzülüyor falan. Çocuğun kimden olduğunu da bilmiyorlar. Kimseye söylemiyor kız hani bu adamdan olduğunu. Ve adam kendi çocuğu olduğunu bilmeden çok seviyor çocuğu falan. Sonra da tabii bu yanlış anlaşılmalar düzeltiliyor ama çok tatlıydı. Çünkü erkek karakter o kadar komik ama bir yandan o kadar böyle çekici bir karakter ki çok güzeldi ya gerçekten. Ve kadına o hak ettiği değeri o kadar güzel bir şekilde veriyor ki. Yani geçmişinde yaşadığı, geçmiş evinde yaşadığı sıkıntıları ve yaşayamadığı o sevgi, aşk o kadar güzel bir şekilde veriyor ki. Ben çok beğendim Pervasız'ı. Gerçekten böyle hikayeler okumayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Normalde bu zaman atlaması olup işte çift arasından, hani karakterler arasından birinin gidip sonradan yıllar sonra geri dönme olayına ben nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Gerçekten en sevmediğim troplardan birisi bu. Arada zaman atlaması yaşanıp karakterlerden birinin uzağa gidip geri dönmesi falan. Bu var ya en nefret ettiğim trop. Ama burada zaten çok uzun bir sürede değil ve zaten kitabın olayı biraz bu ya. O yüzden bu yanlış anlaşılmadan kaynaklı bu olay çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok gevezelik ettim gibi hissediyorum bu videoda. Tam böyle anlatabildim mi kitapları falan bilmiyorum ama keyif aldım ben yine konuşurken. Bu kitaplar hakkında bir yorumunuz varsa bana belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda belirtebilirsiniz kitaplar hakkında düşüncelerinizi. Böyle konuşalım. Sizin de sevdiğiniz ya da nefret ettiğiniz biri varsa aralarında. Böyle bu şekilde ben biraz daha romantik ağırlıklı bir kitap okuma süreci geçirdim Eylül'de. Ekim bakalım biraz daha galiba klasik tarzında bir şeyler okumak istiyorum ama yine söz veremiyorum. Canım o an ne isterse onu okuyacağım. Bir okuma listesi oluşturdum ve ona ilerlemek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.